İstanbul Beykent Üniversitesi'nde radyo, televizyon, sinema eğitiminize başlıyorsunuz ama Viyana Üniversitesi'nde devam ediyorsunuz daha sonra. Ve işte burada aslında yüksek lisansınızı tamamladıktan sonra bu çalışmanızda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde sosyoloji bölümünde doktor olarak Evet. tamamlıyorsunuz, bitiriyorsunuz. Bu doktora çalışması da bugün önümüzde çok güzel bir kitap olarak karşımıza çıkmış vaziyette. Teşekkür ederim. Ben önce şöyle sormak, yani şöyle bir girizgah, yani bir sorayım. Yani bu genelde biraz hem merak edilen de bir şey oluyor. Benim de aslında kitabı incelerken merak ettiğim bir konuydu. Neden yola çıkarak böyle bir konuya ele almaya ihtiyacı duydunuz? Öncelikle teşekkür ederim bu davet ve bu konuşma için. Herkese hayırlı Ramazanlar. Size de katıldığınız için ayrıca teşekkür ederim Murat Hocam. Neden böyle bir ihtiyaç oldu aslında? Sinema ve kutsal ilişkisi yani hepimizin önünde olan bir mesele olarak, belki fark etmeden sürekli karşımıza çıkan mesele olarak ben de bu işin için bir izleyici olarak bir parçasıydım. Doktora çalışması esnasında sinema üzerine yapmak istiyordum ancak yani peygamberlerin sinemada aksettirilmesi olayı, temsil olayına başlıklardan bir tanesi olarak önümde duruyordu. Fakat baktım Çağrı filmini acaba bizim akademi dünyamızda herhangi bir katkı olmuş mu, bir inceleme alanı olmuş mu diye baktım fakat bulamadım. Diğer peygamberlere baktım. İşte Hz. Musa ve Hz. İsa benim çalıştığım konular üzerinde. Onlarla ilgili sadece bir yüksek lisans çalışmasına denk geldim. Temsille alakalı bir çalışmaydı. Ben aslında sinemanın propaganda aracı olarak kullanması şey bahsi daha öncelikli geliyordu. Fakat böyle bir açık diyelim bir alan görünce bütün konsantrasyonumu bu tarafa çevirdim. Yani böyle bir çalışma aslında bir tırnak içinde bir boşluktan meydana geldi diyebilirim. Ama yani kendi özelimde düşünecek olursam yani siz de mutlaka dinlemişsinizdir. Bant tiyatroları vardı eskiden. Teyipler üzerinden işte o kıssalar işte Mote Destanı gibi Efendimizin zamanına ait bazı bant tiyatroları benim küçüklükten kulağımda kalan şeylerdi. Fakat ben bunları kendi dünyamda bir yere oturtuyordum. Yani tasvir ya tasavvur yaparken nasıl bir savaş olmuştur, işte işte Mute Destanı, işte şey, savaşa gitmeyenlerin çektikleri çileler falan hep zihnimizde böyle katlanarak devam eden bir soru işareti. Bu görsel dünyanın bu baskın halinde biz bazı kendimize özel, Müslümanlara özel bazı çekincelerden dolayı bu olaya hiç girmemişiz. Belki yapılmamasının bu kadar süre geçmesine rağmen mesela Çağrı filminin üzerine yaklaşık 50 yıl geçti. Böyle bir çalışma yapılmamasının altında yatan şey de belki bu mahremiyeti dokunmama gayreti olabilir diye düşünüyorum. Peki ben şimdi hemen araya girmiş olacağım, kusura bakmayın. Çünkü Estağfurullah. yeri geldi. Ben de girişte dikkatimi çekmişti bu. Bu radyo yani dinleme üzerinden aslında siz bir hani peygamber anlatıları veyahut işte destansı yani sözlü kültürden anlatıların hayal dünyanızda bazı temsillere karşılık geldiğini yani bunun daha doğrusu bu çalışmada böyle bir öncül olduğuna dönük böyle notunuz var. Benim dikkatimi çekti bu. Hemen böyle sıcağı sıcağına şunu sorayım. Peki o çocukluk dünyasında dahi olsa onların sizin muhayyelenizdeki karşılıklarının hani böyle sinemada perdede böyle karşılık bulmasıyla yani bu ikisini böyle karşılaştığında nasıl bir nasıl diyelim yani bu karşılaşma nasıl oldu? Bunun perdede somutlaşması, farklı bir açıdan somutlaşması. Yani eskiden çekilmiş VHS videolarda mesela Yusuf Recep Leyha'yı seyretmişsinizdir siz de. Yani bazı peygamber tasvirleri ya da kutsal kabul ettiğimiz insanların, kişilerin tasavvurları, temsilleri bir şekilde oluyordu zaten. Tegelet'in yaptığı biliyorsunuz bazı çalışmalar vardı. Hazretli filmler olarak daha çok bilinen. Orada yani bir
bizim açımızdan gerçekten önemli bir şahsiyetin, her şeyin üzerinde tuttuğumuz kutsal varlıkların, insanların, Allah'ın yeryüzündeki temsilcileri diyelim tırnak içerisinde, aksettirilmesi, yani benim açımdan bir sınırlama elbette oluyordu. Mesela şunu söyleyebiliriz, çok herkesin de bildiği bir şeyi söyleyelim. Hazreti Hamza'nın rolünü oynayan Anthony Quinn'in o Çağrı filmindeki temsili, adeta Hazreti Hamza'nın isminin geçtiği yerlerde bizim zihnimize bir şekilde geliyordu. Yani Akad'ın çok güçlü bir karakter oluşturmasıyla, zaten kahramanın kendisi çok güçlü. Yani anlatılarda Akad bunu koymasa bile biz biliyorduk. Hazreti Hamza çok cesur bir insan. İşte onun siyah kitaplarında biliyorsunuz, İslam'a gelmesi, İslam'ı seçmesi ve bunu Kabe'nin hemen yanında güçlü bir şekilde söylemesi, aslında bir şekilde İslamiyet'in o Mekke özelindeki ilanı gibi oturan bir şeye duyuyor. Çok güçlü bir karakter. Onunla yani bu siyer bilgisiyle karşılaştığınız zaman karşınızdaki duran temsil bir şekilde örtüşüyor ve kalıcı oluyor. Yani bunu biz başka Hazreti Hamzalar olsaydı eğer, hani başka filmlerde bu konu işlenseydi, biz yine onu arayacaktık gibi geliyor. Yani Anthony Quinn'in o sergilediği oyun, o güçlü oyunculuk yine baskın gelecekmiş gibi geliyor. Bu aslında bir tür de nasıl diyelim, kısıtlama ve kapatma anlamına geliyor temsilin bu şekilde olması. Bu da aslında istenmeyen bir şey. Yani kutsala dair baktığımız zaman tezahürlerin bu şekilde görünür olması, temsil ediliyor olması aslında istenmeyen bir durum bizim açımızdan. Belki de bu istenmeyen bir durumdan sebep şimdiye kadar elimizde sadece Çağrı filmi var belki. Yani çok Evet. güçlü bir şekilde ortaya konmuş. De denebilir mi bilmiyorum. Evet, yani biraz konuyu açacak olursak, geriye doğru baktığımızda Yahudilikte de aynı aslında. Yani İslam'da Yahudilik bu konuda özdeş diyebiliriz. Aynı gerekçelerle karşı çıkılıyor. Yani peygamberi tasvir yapamazsınız ve Yahudilik inancında metinlerinde şöyle bir ibareyle karşılaşıyoruz. İşte Tanrı kıskançtır. Yani onun gökyüzünde, yeryüzünde ve sudaki tasvirini yapamazsınız. İşte oyma put yapıp ona tapamazsınız. 10 emirden bir tanesi ve açılımı bu şekilde geliyor. Bizde de bu kadar hani ayet-i kerime özelinde direkt bir yasaklama yok gördüğümüz kadarıyla. Yani bunu biliyoruz. Ama Mekke döneminde, o Hazreti Peygamber'in ilk zuhur ettiği dönemden itibaren oranın sosyolojisinde bir pagan inancı var. Yani çok baskın bir şekilde. Kabe'nin içi ve dışı, her tarafı bir putlarla çevrili ve bir tek tanrı inancını yeryüzüne tekrar ilan eden, onu açan bir peygamberle karşılaşıyoruz. Bu dönemin ilk başlarda tasvire yönelik, heykeli bir kenara bırakıyorum, tasvire yönelik kısıtlamaların oluşmasında çok büyük bir etken aslında pagan inancının hemen sonrasında gelmesi. Biz de bu şeyi, bu çekinceyi devam ettirerek aslında günümüze kadar gelmişiz. Zaman zaman işte bu tasvir meselesinin tırnak içinde dilindiği bazı yerler var. Yani bu bir yasak, ayet-i kerimelerle yasak olarak belirtilmemesi üzerine. Mesela minyatürlerde bunu çok görüyoruz. 16. yüzyılın minyatürlerinde, çok iyi minyatürlerde mesela. Malumunuz, kimi zaman Efendimiz ve yakın ashabının, ailesinin üyelerinin yüzünü görüyoruz. Kimi zaman da görmüyoruz. Bu dönemsel bir açılma ya da bir delme olarak kabul edebiliriz bu şeyi. Ondan sonraki süreçte de bu çekince ve saygı diyelim, bakıma işin içinde saygı da hürmet de giriyor tabii ki. Bu saygı günümüze kadar gelmiş. Akad bunu bir şekilde kendi yöntemleriyle aşmış bir yönetmen olarak önümüzde duruyor. Bunu da mesela Akad'ın notlarına baktığımız zaman diyelim, bazı çalışmalarda buna denk geliyoruz. Onlar bilmiyordu. Yani daha önce denemeler olmuş biliyorsunuz. Onlar bilmiyordu peygamberi göstermeyi, ama ben biliyordum.
diyerek kendini bir şekilde aslında riskli bir şekilde öne atmış bir yönetmen aynı zamanda. Peki ben şöyle bir şey soracağım. Yani kitabın tabii bir kuramsal çerçevesi var. Ve bu kuramsal çerçeveyi ele alırken hani birçok isimle karşılaşıyoruz. Hani Jung'dan tutun, Barthes, işte Metz, Adorno vesaire. Yani aslında çokça isim var. Bunu nasıl, yani bu kuramsal, yani o biraz benim aslında merak ettiğim bir şey oldu açıkçası. Kuramsal çerçeveyi belirlerken hangi hassasiyetlerden yola çıktınız? Neleri kendinize yani hani kerteriz noktalarınız nelerdi? Aslında şöyle, filmin siz bir yönetmensiniz. Filmi yaparken birçok bileşkeyi bir araya getirip bir film yapıyorsunuz. Müzik var işin içinde, görüntünün kendisi var, fotoğraf var, metin var, oyuncuların işte karakter seçimleri vesaire var. Birçok şeyin bir araya gelerek birleştiği bir sanat dalından bahsediyoruz sinema derken. Bu kuramsal çerçevedeki bu çeşitlilik aslında onun bir gerekçesi. Yani ben mesela sorunlarımdan bir tanesi çalışmada senaryo ile kutsal metin arasındaki ilişki nasıl bir ilişki kurulmuş? Yani yönetmenler bu tercihi nasıl yapmış üzerine kurdum. Burada metinler arasında şeyinden bahsetmesem olmazdı mesela. Yani onu koyup mesela yine gösterge bilimin zaten yapısı yani Saussure'un gösterge bilimini bir şekilde orada anmazsam olmayacaktı. Ve işin mesela bir sosyolojik tarafı var. Yani peygamberler bizim siyerde, affedersin, genel olarak bize anlatılan şekliyle sadece bir semavi bir dinin ilancıları ya da tebliğciler olarak değil ama geldikleri toplumlarda o düzeni değiştiren insanlar. Onun bir sosyolojik bir şeyi var. Dengeyi bozuyorlar yani. Yanlış kurulmuş, kalıplaşmış bir dengeyi her peygamber geldiği zaman bozmakla mükellef aslında. Yani yeryüzüne inme amaçları o. Burada mesela denge metaforu benim öyle bir işime yaradı diyebilirim. Yani Barthes'in mesela yan anlam, düz anlam meselesinde de bütün aslında sanatlar yan anlam üzerine kurulmuş bir şey. Yani gösterdiği şeyin biz farklı bir şekilde anlamaya itiliyoruz sanat yoluyla. Yani onu da bir şekilde temsil ve tasavvur derken bir şekilde ben onu da oraya yüklemek durumunda kaldım. Böyle bir çeşitlilik oldu diyebilirim. Ve işin işte klasik anlatının siz de malumunuz yani yüzyıllardır devam eden bir döngüsü var. Yani bir kahraman işte yola çıkar, bazı şeyleri değiştirir. Onun bir döngüsü vardır. Onu da o şekilde kahraman özelinde almam gerekiyordu. Böyle çeşitli gerçekten çok çeşitli bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar kısıtlanamaz mıydı? Elbette kısıtlanabilirdi. Mesela arketipleri alırken orada işte masalın biçimlerini de o işe yedirip ya da masalın biçimlerini konuşurken arketipleri de onun içine yedirip ya da kahramanın sonsuz yolculuğunu anlatırken bir bakıma arketipleri de geçirebilirdim. Çünkü birbirinin üzerine katlana katlana giden bir şey bu biliyorsunuz. Bu kahramanın yolculuk serüveni. Açıkçası böyle bir çalışmada bir de ilk olması sebebiyle çok da kenara almak içimden gelmedi diyebilirim bu çeşitliliği. Eyvallah. Evet, yani hani bunu baştan hani, kitabı okuyacak kişilere hakikaten söylemek gerekiyor. Burada çok ciddi bir kuramsal çerçeve çeşitliliği söz konusu. Evet. Yani çok kitap bu dikkat çekici bir şey. Onu söyleyeyim. Yani mesela bu sinemanın kendine mahsus bir Ve işte gerekçe. yani sinemanın kendine Ha, buyurun. mahsus bir de endüstrisi var biliyorsunuz. Yani orada da işte Adorno ve Horkheimer'dan bahsetmek memek de olmayacaktı. Çünkü bunun bir çıktısı olarak gişe oluyor vesaire. Biraz bu kaygılar beni bu kadar çeşitliye itti. Onu söylemek istedim yani. Yok, gayet makul anlattığınızda açıkçası hani anlattıktan sonra makulleşiyor bu şey çerçeveler. Çünkü hani siz hani Prop var, Strauss var, Todorov var. Yani bunların bu kısımlarıyla ilişkilendirilecek bir
tartışma yürütmüşsünüz burada. Evet. Peki ben ya kutsal kelimesiyle alakalı ya biraz oraya bir girsek. Yani kutsal kelimesini nasıl siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani böyle biraz kitabın dışına da çıkabilirsiniz. Kitapta da kalabilirsiniz. Eyvallah. Bunun hem Biraz sanatla ilişkisini hem biraz da sinemayla da ilişkisinde tartışsak, biraz bir tartışma yapsak ne dersiniz? olur tabii ki. Yani kutsal kavram aslında biraz uzaktan baktığımız zaman bana şöyle geliyor. Yani kutsalı ortaya çıkaran aslında ölüm. Yani ölümün var olması ve insanın bu dünyaya inmiş olması, sonrasına dair ya da geldiği yere dair bir özlemin bir sonucu aslında kutsal. Yani biz bu dünyaya geldik, bizim bütün metinlerde düştük ya da indik ya da geldik olarak geçiyor. Yani biz buraya geldik ama bizim geldiğimiz bir yer var. Yani bu yere dair bazı şeyleri özlüyoruz. Bazı şeyleri görmek istiyoruz. Onları benzetiyoruz. Mesela kutsal mekan kısmında bariz bir örnek olarak onu söyleyebilirim. Yahudi metinlerinde eğer mabet yapacaksan benim öğrettiğim gibi yapacaksın diyor. Yani demek ki bu işin bir öncesi var. Yani tezahürler kısmı aslında işte din bu semavi dinlerde bir dört sacağı üzerine kuruldu. Yani kutsal bir mekan var, kutsal bir zaman var, kutsal bir insan ve kutsal bir eşya var. Ya bu İslamiyet için de geçerli bir durum. Yani bazı mekanlar bizim için kutsaldır, bazı insanlar kutsaldır, bazı eşyalar kutsaldır ve zaman vardır. Yani biz niye Cuma'yı işte 7 günde bir kılıyoruz ya da bayram namazını niye o saatte kılıyoruz? Ramazan içerisindeyiz mesela. Niye bu bizim için önemli bir ay? Niye Aralık ayında ya da bize çok kolay gelen bir zamanda niye bunu kendimize seçmiyoruz? Hepsi ilahi bir gökyüzüyle aslında temas etmeye gayretin bir sonucu. Yani Eliade'nin söyleyişiyle bir axis mundi olarak yani bir yeryüzü ile gökyüzü arasındaki bir bağın kimi zaman somutlaştığı nesneler, zamanlar, eşyalar olarak kutsal sürekli bizim önümüzde. Yani bu bir kabulle başlıyor aslında aynı zamanda. Yani biz bir dinin şeylerini, kurallarını kabul ettikten sonra bize o din hangi din olursa olsun bazı şeyleri ayrıştırmamızı söylüyor. Bu da başlı başına zaten hem metinlerde hem bunun teorik ve uygulama pratik kısmında da o dinin yeryüzüne indiren kutsal insanlar, peygamberler üzerinden gösterildiğini biliyoruz ve ona göre biz de amel ediyoruz ve hayatımızı ona göre planlıyoruz. Yani kutsalı kabul edersek bir şeyi, kutsal bir inanca sahipsek bu işte Mayalarda da olabilir. Yani başka bir inanca Hindularda da olabilir ve semavi dinlerde de olabilir. O bizi zaten böyle bir ayrıştırıyor. Ama sanatın kökeninde geriye dönüş arzusu, geldiği yeri özleme arzusu ve kendini bir sonraki şeye bırakma arzusu olarak çıkıyor. Mesela işte Feyyumlarda biliyoruz firavunların işte kendi resimlerini yaptırmaları. Sonrasına kalma arzusu. Bir de insanla alakalı bir şey bu. İnsan unutulmak istemiyor, hatırlanmak istiyor. Ve kutsal da bunu bize bir şekilde kendi pratiği üzerinde de sürekli işte düşünmez misiniz? Ya da işte bizim kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de sürekli kıssalar verilir. Aslında bu işin geriye doğru baktığımızda klasik anlatının temeli de aslında bir şekilde kutsal metinlerdeki o küçük ya da büyük hikayeler. Yani o geriye doğru hatırlayın, işte yanlış yapmayın, tekrar bize döneceksiniz. Burada insan bu kutsal ilişkisini böyle sürdürürken sanatla ilişkisini de bu şey üzerine kurmuş bir varlık. Yani siz bir film çekiyorsunuz, o filmdeki bir karakter üzerine bir şey derdinizi anlatıyorsunuz, bir olay örgüsü yapıyorsunuz, bir mesaj veriyorsunuz. Yani bu sizden sonra kalan bir şey. Bunu işte minyatürlerdeki işte uygulamaları ya da aydınlanma sonrasındaki özellikle bu Rönesans sonrasındaki bu portreleri, Feyyumların, işte firavunların işte resimlerinin, lahitlerin üzerine yapılmasında hep bu kaygıyı taşıdıklarını düşünüyorum. Kutsal biraz da böyle bir şey benim için.
Peki bu kutsalın yani sinemaya yani perdeye yansıması üzerinden yani şöyle sorayım ya da ilk başta bir ifade etmiştiniz azıcık aslında az çok. Bir şekilde perdeye düşen hareket parçaları belirli bir hani bir sınırlandırmaya da tabi tutuyor. Yani ele aldığı Evet. malzemeyi. Tabii ki. Burada biz hani kutsalın belki de sanki hani böyle öngörmediğimiz bir şekilde hani perdeye düştüğünde böyle bir sınırlanmaya tabi olduğunu düşünüyoruz. Ama bir yanıyla da perde üzerinden bize yaşattığı tecrübeyle beraber çoğalmasını da şahit oluyoruz. Ya Evet. bu ilişki biçimini, buna dair nelere siz vardınız? Yani kitapta biraz bu meseleleri tartışıyorsunuz çünkü görebildiğim kadarıyla. Meşrutiyet bağlamını soruyorsunuz kabaca. Yanlış mı anladım hocam? Yani burada sinema işte kitapta da bahsettiğim dediğiniz gibi bir kendinden önceki bu büyük sanat dallarının kadim sanat dallarının mirasına konan bir sanat aynı zamanda. Ve tabii ki bu kutsal hikayeleri görmezden gelemezdi. Yani mitolojideki o şeyleri de düşündüğümüz zaman ki mitolojiler burada parantez açmak lazım. Bizim inancımıza göre Kur'an-ı Kerim'de geçmeyen işte onlarca yüzlerce peygamber var. Hepsinin de bir hikayesi var. Hepsinin geldiği topluma dair bazı yaşanmışlıkları var vesaire. Bu karakter işte oluşumu, arketiplerin oluşumu, olayların aynı şeyleri söyleme arzusu, iyilik yap, doğruluk yap, işte iyiler kazanacak, kötülerden uzak dur vesaire bazı çekinceleri ve önerileri kutsal anlatı şey klasik anlatının zaten temel şeyi ve bir döngü üzerine oturuyor. Bu sinemada çok sinemanın için aslında kolaylaştırıcı bir şey. Ben biraz ona bağlıyorum. Yani icadından ya da toplumsallaşmasından hemen sonra birkaç yıl sonra Hazreti İsa hakkında bir çile oyunu filminin çekilmesi hem kolay bir şeydi hem zordu. Çünkü şöyle zordu. Kolay bir şeydi çünkü bir mirasın üzerine oturup konuşmak çok kolay. Çok çaba harcamanıza gerek yok yeni bir sanat dalı olarak. Zor bir şeydi çünkü geçmişe baktığımız zaman ya Hristiyanlıkta işte Yahudilikte ve İslamiyet'te bunun pratikleri bir şekilde göz önüne getirilmesi engellenmiş tırnak içerisinde. Yani size diyorlar ki şuraya kadar bir şey yapabilirsiniz. Mesela temsil yapamazsınız. Bunun üzerine işte konsiller var biliyorsunuz. İznik Konsili işte yine bizim topraklarımızda olmuş bir şey. O iki konsilde de ikonokırıcılar, ikonoklast dönemler diyelim. Kutsalın ikonların, Hazreti İsa'nın tasvirlerinin Tanrı yerine geçtiği endişesi var. Yani diyorlar ki eğer bunu çok gösterirsek bu karşılaştığı insanları bir şekilde cezbedecek ve onun ötesini geçme arzusunu bırakacak. Doyurucu bir şey var ikonlarda mesela. Bu işte konsiller, ikonoklast dönemler üzerinden bir kırılmaya yol açıyor iki kez. Ama Yahudiliğin o Katolik inancının yayılma arzusu buna baskın çıkıyor ve dönemin papası diyor ki biz bu işte dili konuşan insanlara tamam bunu anlatabiliriz ama biz başka yerlerde bu inanca yaymamız gerekiyor. O zaman işte imgenin o resmin ya da ikonun kolaycılığına yaslanıp bunu çok kolay yayabiliriz bu inancı. Böyle bir arzuyla devam ediyor. Bizdeki şey de az önce söylemeye çalıştığım gibi İslamiyet'in kendine mahsus çekinceleri, saygısı, hürmeti, Efendimiz'e karşı duyduğu hürmet, saygı bir şekilde biz bu şeyin kutsallığın tasvirinin yapılamayacağına dair genelde kanaat üzerine geliyor. İlk karşılaşma şeyde işte 1897 yılında Hazreti İsa'nın filmi yapılıyor. Hemen 1905 yılında işte The Life of Moses diye bir film çekiyor Yahudiler. Hazreti Musa üzerinden bir film çekiyorlar. Fakat bu 1930'larda bir kaygı yol açıyor. Yani biz bu kadar aslında bu bence üçüncü bir ikonoklast dönem.
Yani bu sinema özelinde olmuş bir olay. 30 ile 60 arasında Hazreti İsa'nın temsilinin olmadığı bir dönem yaşıyor Hristiyan dünyası. Oradaki çekince yine Hazreti İsa'nın temsiliyle ona bir saygısızlık olacağı, onun farklı şekilde temsilleriyle ahlaken zaafa uğratılacağı yönünde bir kaygının sonucu bir 30 yıllık bir kesinti yaşanıyor 60 yılına kadar. Yine Hristiyanlığa dair filmler çekiliyor elbette. Belli şahitlikler diyebiliriz. Hani Hazreti İsa'nın havarileri üzerinden ya da olayların işte o leitmotif olarak o çile meselesi, Hazreti İsa'nın hayatı meselesi tabii ki işleniyor. Hiç eskimeyen bir konu ve hala işleniyor. Böyle bir kesintiye uğruyor. Bizdeki yansıması, ilk karşılaşmayı biraz aslında biz de işin içindeyiz. Belki siz de gördüğünüz kitapta. Yani bir Mısır'da çekilmek istenen bir film var. Prensin Aşkı diye. Betty Bailey, Amerikalı aktrist, sessiz dönemin çok ünlü bir ismi. O Mısır'a geliyor ve Yusuf Vehbi isminde bir yarı Türk bir vatandaşa, oyuncu, yönetmen, senarist de diyor ki biz böyle bir film çekeceğiz. Hazreti Peygamber'in hayatını anlatacağı, temsilinin olacağı bir film çekeceğiz. Olur musun? İlk başta çekinceyle karşılaşıyor ama daha sonra kabul ediyor. Bunu kabul etmesine ve aracılık yapan da Osmanlı'nın Viyana'daki son belki de büyükelçisi Vedat Örfi, Mehmet Ali Paşa'nın oğlu Vedat Örfi, bir Mustafa Kemal'in işte Doktor Kraus isimli bir danışmanıyla Mısır'a geliyorlar ve bu filmin çekilmesi noktasında hem kaynak ayrılıyor hem ikna ediliyor Yusuf Vehbi. Aynı kaygılar, yani geriye doğru baktığımız zaman Hazreti Peygamber'in temsilinin ve tasavvurun olamayacağı yönündeki kaygılar bir dergi vasıtasıyla yayılıyor. Ve filmin çekilmesi engelleniyor. İşte Yusuf Vehbi ve diğerlerinin yurt dışına çıkışı yasaklanıyor. Ve şu ana kadar İslam dünyasının sinemaya karşı geliştirdiği tavrın adeta bir başlangıcı oluyor diyebiliriz bu ilk çalışma, ilk denemenin yani. Burası bence hakikaten yani çok güzel bir nokta açıkçası Muhammed Hocam. Şöyle bir şey denebilir mi ya da bu konuda ne düşünüyorsunuz? Aslında bahsettiğiniz o 30 ile 60 arasında Hristiyanlıkla alakalı aynı temsil yapılmaması Yahudilikle de alakalı geçerli miydi 30-60 arasında Tabii bahsettiğiniz? onu şöyle açıklayabiliriz. Şimdi Yahudilerin biliyorsunuz çok öne çıkmamak gibi bir huyları var. Yani alınan bütün kararlarda genelde şeydedir. Background'da onlar vardır. Birilerini tırnak içinde ayartırlar ve onları ön plana sokarlar. Bu 1930'daki gelen Hays yasası dedikleri bir New York baş kardinali Hays isimli bir başpiskopos buna öncülük ediyor. Bu kurumsal bir tepki olması için bir yasaya çevriliyor. Burada Yahudiler o metinde var. Yani çünkü eski ahit ve yeni ahit meselesi birbirine ilişkin olduğu için bir bakıma kendi hikayelerini de bağlayan bir süreç ama ön planda onlar yoklar. Daha sonraki süreçlerde 60 sonrası 50'lerde Eyvallah. Papa'nın mesela 12. ve 13. Pi diye geçiyor. Yanlış telaffuz edebilirim. Papa'nın açıkladığı bir şey var. 12. Pi'nin açıkladığı şey şu. Sizin bu koyduğunuz ikonoklast diyelim ki bu tepki meselesi ve Hays yasası bir Haçlı seferidir aynı zamanda. Yani bu Haçlı seferi Hazreti İsa'ya Hristiyanlığı ve onun işte kutsallarını korumaya yönelik bir seferdir. Ve adeta alkışlıyor yani bu şeyi ve belli bazı metinler yayınlanıyor. Ama bir taraftan da şey yani kopamıyor bu Hristiyan dünyası bu peygamberin Hazreti İsa'nın temsilini yapma işinden bir türlü kopamıyor çünkü 62'den sonra olay bambaşka bir şekilde dönüyor. Orada 60'taki o kırılmanın sebebi ne? Onu soracağım. Yani Papa aynı işte 6. yüzyıldaki Papa gibi düşünüyorlar. Yani bir Hristiyanlık sürekli
yayılmacı bir motivasyonla devam ettiği için özellikle Katolik dünyası. Biz bu şekilde hikayelerimizi, değerlerimizi başka milletlere, Afrika'yı düşünün, başka milletlere ancak Evet. bir yani burada görselin gücünü bir şekilde daha anlıyoruz yani. Kullanmamız gerekiyor. Aslında tırnak içinde onlar için de bir mecburiyet bu. Yani yayınmacılığı şey üzerinden bir resim, bir fotoğraf ya bir video, bir film üzerinden yaymak çok daha kolay. Christian Metz'in galiba yani bir filme gitmek bir hikaye dinlemek, görmek demektir diye bir lafı var. Burada işte bu kıssaların, peygamber hayatlarının olduğu kıssaları göstermek ve görselin gücünden faydalanmak çok bambaşka bir güç veriyor size bu dini yayma anlamında. Eyvallah. Peki hemen böyle şöyle bir soru da aklıma geldi. O Buyurun. zaman Çağrı bu ikona kırıcı dönemin akabinde Çağrı'yla Evet. karşılaşıyoruz biz. Tabii ki. Bunu nasıl ilişkilendiriyorsunuz ya da nasıl okuyorsunuz, değerlendiriyorsunuz? Şöyle, sinemanın bir propaganda aracı olarak kullanılması sadece kutsal varlıklar üzerinden değil biliyorsunuz. Bir politik bir araç olarak da çok baskın bir şekilde kullanılıyor. Yani çok yakın döneme baktığımız zaman Rambo filmlerini falan görüyoruz işte vesaire. Bir egemen bir gücün kendini bir karakter üzerinden kurgulamasıyla alakalı bir şey. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İkinci Dünya Savaşı'na kadar yaklaşık 400 tane Müslümanlar aleyhine çekilmiş film var tespitlere göre. Yani bu gerekçesi de şu, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki kısımda Amerika'ya göç eden en büyük azınlık diyelim ki Müslüman ve Arap azınlık. Şimdi bunlar yeni bir topluluk olarak girdiği zaman bir tepki, onları öteleyen, onları işte küçümseyen, onları çölde yaşayan varlıklar, işte medeniyet yoksunu bir topluluk olarak algılama ve algılatma meselesi sinemanın direkt ilgisini çekiyor ve 400 tane film çekiliyor. İkinci Dünya Savaşı'ndaki süreçte de bu devam ediyor. Yine bir araştırmaya göre şu an yani 2 sene öncesine kadar galiba 900 üzerinde film var. Aynı stereotipleri işte kötü Müslüman imajını yayan 900'ün üzerinde film var. Akad'ın kendi geçmişinin hikayesine baktığımız zaman biliyorsunuz Suriye doğumlu birisi ve sinema eğitimi, iletişim eğitimi almak için Amerika'ya gidiyor. O dönemde o şeyin tam da ortasında aslında. Yani Müslümanlar nasıl bir şeyle temsil ediliyor? Sinema buna nasıl araç oluyor? Nasıl bir güç katıyor? Onu bizatihi görmüş birisi yaşayarak. Orada Akad'ın aslında filme başlaması 1964'lere falan denk geliyor aşağı yukarı yanlış hatırlamıyorsam. Orada ya bu olaylar oluyor ama ben bunu İslamiyet'i doğru düzgün bir anlatmam lazım. Yani bu insanlara bunu dini getiren peygamber üzerinden bir dokümenter iş yapmam lazım motivasyonuna giriyor. Orada Çağrı filmin senaristi Craig yakın arkadaşı ve diyor ki ya sen böyle bir şey yapıyorsun madem niye sinema filmi çekmiyorsun? Bak daha çok etkili. Craig Hristiyan bir insan olmasına rağmen Akad'ın çok yakın arkadaşı ve film fikrini beraber oluşturuyorlar. İşte Akad o propaganda döneminde o Müslümanlar üzerine kurulmuş bir dünyayı bir bakıma parçalama niyetinde ve kendi silahlarıyla bunu onlara yapma derdinde ve işte 2 tane versiyonu çekiyor biliyorsunuz Arapça ve Türkçe İngilizce olarak. Tamamen o klasik Hollywood şeyinin kurgusunun üzerine kurulmuş bir film. Bu şeyi anti propaganda diyelim. Yani çok güçlü bir propaganda karşısında bir anti propagandayı Akad Çağrı filmine delme niyetinde ve büyük oranda başarıyor. Büyük oranda başarıyor. Kendi işte 2005'te biliyorsunuz bir otel lobisinde bomba patlamıştı. Orada vefat etmedi ama daha sonra hastanede vefat etti. Ondan önce Türkiye'de yaptığı bir açıklamada bu şeyine ulaştığını, yani binlerce insanın Müslüman olduğunu bildiğini,
Ve Amerika'nın kendi politikalarını yürüteceği, bir şekilde mücadelesini yapacağı, silahlı olarak da mücadelesini yapacağı bölgelere, Afganistan gibi bölgelere de savaşacak askerlere seyrettirilmek üzere işte yüzlerce kaset satın aldığından falan bahsediyor. Çağrının kopyalarını aldığından bahsediyor. Yani bu şey bir aslında kat yani bir tek başına bir savaşçı gibi ortada durmuş birisi o dönemde. Eyvallah. Peki ben Muhammed Hocam şunu da hani filmlere girmiş olduk. Diğer iki film birisi Hazreti The Ten Commandments 1956, diğeri de The Passion of the Christ 2004. Ya bu filmleri seçmenizin özel sebebi nedir? Onu soracağım. Yani ya da niye Çağrı ile beraber yani ya da bu üçlü kombinasyon nasıl oluştu? Yani bir araştırma yaparken bazı kıstaslara göre sınırlamanız gerekiyor. Yani Hazreti İsa'nın bir temsil edildiği filmlerin sayısı 400'ün üzerinde. Hazreti Musa'nın özelinde çekilmiş filmler diyelim 120 tane. Bu da üzerine 40'ın üzerinde film var. Efendimiz üzerine yani Mecidi'nin filmini bir kenara alırsak bir çağrı kalıyor. O yüzden bu üç semavi dinin özelinde bir film seçmem gerekiyordu ve bu elbette çağrı oldu. Yani mesela The Ten Commandments çok güçlü bir yapım. Yani Demille'in çok eski bir yönetmen. 1923 yılında yaptığı aslında siyah beyaz bir aynı isimli bir film daha var malumunuz. Sessiz film olarak geçiyor. Ve bunu tekrar 1950'lerde bir güçlü hazırlanmış, çok güçlü bir film olarak 10-12 yıl hazırlanmış bir film. Üzerine çalışılmış bir film. On Emir. Ve dönemin tırnak içinde biraz açayım orayı. Dönemin işte politik söylemine de aynı zamanda ışık tutacak bir film. Yani Hazreti Musa bir özgürlük savaşçısı. Çok eski bir karakter bunu. Demille biliyorsunuz film başlamadan önce sahneye çıkarak anlatıyor. Bir yaklaşık 10 dakikalık bir tiradı var. Konuyu açıyor yani. Biz 3000 yıllık bir hikayeden bahsediyoruz. Ve çok da güçlü bir karakter. Yani şöyle bir özet yapılabilir belki. Bir tek insanın yönetmesi mi? Firavun'u kastederek ve dönemin mesela komünizm tehlikesini göstererek, işaret ederek söylüyor. Yoksa bir özgür, bir halkın mücadelesi olarak mı göreceğiz, yaşayacağız? Nasıl olacak? Bunu göstereceğiz diyor. Ve dediğim gibi titiz hazırlanmış, her aşaması titiz hazırlanmış bir film. Hazreti Musa'nın biliyorsunuz Yahudi metinlerinde ya da Hristiyan metinlerinde Eski Ahit'te ve Yeni Ahit'te çocukluk dönemi yoktur. Bizde var. Yani Kur'an-ı Kerim'de var ve bunu geniş bir şekilde bakıp ortak bir habitus kuruyor aslında yönetmen. Yani bütün şeylerden o metinler arası kuramını da düşünerek konuşabiliriz belki. Bir senaryo kuruyor ve filmi ortaya çıkarıyor. Diğer The Passion of the Christ filmi ya yani konu eğer gelirse onun üzerine daha konuşabiliriz. Passion of the Christ de yani dediğim gibi bazı kriterler üzerine seçildik. Çok güçlü bir yapım yine. Kendi özelinde bazı özellikleri var. Dili Aramice mesela. Mel Gibson çok iyi hazırlanmış bir senaryo üzerine bu işi kotarıyor. Ve işin açığı Etkili orada bir bir film sen gerçekten. çok etkili. Yani diğer Çile filmleri bunun yanında birazcık daha nasıl diyeyim soft kalıyor diyebiliriz bazı bakımlardan. Çünkü çok kanlı bir film. DVD'sinde mesela bazı kanlı film sahneleri çıkarılmış durumda. Çok kanlı bir film. Yahudileri şeytanı temsil ederek göstererek direkt karşı tarafa o Strauss'un işte zıtlıklarının iyi bir adam var ve tam karşısında kötü bir adam var. O da şeytanla işbirliği yapıyor. Bir halk var şeytanla işbirliği yapıyor şeklinde oturtturduğu bir yerde. O da çok güçlü. Yani böyle bir şeyi kurguyu daha film çalışma aşamasında çok tepkilerle karşılaşmış malumunuz. Hem dekor anlamında hem işte kostüm anlamında hem müzikleri anlamında hem senaryo bakımından çok güçlü ve izlenme oranları IMDb'ye göre en yüksek şeylerden bir tanesi.
Bu The Passion of the Christ. Çağrı zaten aşağı yukarı genel bir bilgimiz var hepimizin filmin özellikleri bakımından. Bu The Passion of the Christ ile ilgili bir şey söyleyebiliriz belki. Çok büyük bir tepki ve Yahudi lobisi buna Hollywood'da baskı yapınca bu işin meşruiyetini bir şekilde almanın derdi ne düşüyor yapımcılar? Yapımcılardan bir tanesi de Mel Gibson. Ve bunu Vatikan'a gösteriyor bir şekilde Papa'ya. Özel bir odada ve Papa diyor ki aynen böyle oldu. Yani Hz. İsa bu çileleri çekti ve bunu yapan onlar. Film bir anda o kutsal kül çarşambası dedikleri bir gün var. Kutsal çarşamba. Bir anda 2800 sinema salonunda aynı anda gösterime giriyor. Patlıyor yani tırnak içinde. Film dünyanın her tarafında gösterime giriyor. O anlamda başka filmler de seçilebilirdi ama hem kutsal metinle olan bağları hem karakterlerin güçlü oturtulması ve iyi bir yapım olması gerekiyor aynı zamanda. Biz bunun yanına işte 400 filmden bir tanesini daha koyabilirdik. Yani Jesus Christ Superstar'ı da koyabilirdik ama müzikaldi. O olmuyordu. Yani bir şekilde o ana hikayeyle bağları çok güçlü olan filmler seçmek gerekiyordu. Bu üç film aslında biraz da öyle seçildi diyebilirim. Eyvallah. Peki, filmlerden bahsettik. O yüzden çok kısa belki yani kanaatinizi merak ettiğim için soracağım. Kitabın böyle biraz dışına çıkmış olabiliriz. Buyurun. Hazreti Peygamber'in hayatına dair hani siyer anlatıları Çağrı'dan sonra biz hani bir animasyon film biliyoruz. Evet. Hani animasyon yapılıyor, yapıldı. Daha sonra da bunun bir önemli bir büyük yani Çağrı filmi kadar iddialı bir şekilde yola çıkan bir de Mecit Mecidi'nin Evet. filmiyle karşılaşıyoruz. Bunlara dair kanaatiniz nedir? Yani şöyle şu anlamda soracağım. Hani bu sonuçta siz bu kitapta bir tartışma yürütüyorsunuz, yürüttünüz. Ve Çağrı'dan sonra 70'lerden sonra 2020'lere geliyoruz. Yani bir 50-60 yıllık bir süreçten bahsediyoruz, yıllardan Evet. bahsediyoruz. Bu yıllarda tabii sorum Hazreti Peygamber özeline kaymış oldu şu an ama nasıl bir gelişme oldu ya da bu temsillerde bir değişme var mı ya da Çağrı'yla bu temsillerin yani sonradan ortaya çıkanların etkileşimi nasıldı? Bununla ilgili kanaatlerinizi merak ettim açıkçası. Yani Çağrı mesela şeyin Sezai Korkuç'un merhumun bir şey ifadesi var. Yani bir çerçeveyi kırmadan çerçevenin dışına çıkmak olarak söylüyor sanatı. Sanırım sinema üzerine yazdığı yazılar var. Çok ince bir kitapta hatırladığım kadarıyla. Orada aklımda kalmış olabilir. Çağrı bu şeyi, bu meşruiyet şeyini, perdesini diyelim ya da bu saygı şeyini kırmadan yapmış, ortaya koymuş bir yapım. Yani Hazreti Peygamber'i göstermeden yani çok zor bir şey aynı zamanda. Siz bu işin içindesiniz. Yani bir karakteri göstermeden onu anlatmaya çalışmak herhalde çok zordur yani bir ortaya koymak ki kutsal bir varlık işte milyonlarca inananı olan bir dinin temsilcisi olarak Hazreti Peygamber duruyor. Burada akadın ben bu işi biliyorum. Onlar bilmiyordu Hollywood yapımları olarak söylediği şeyde. Çekinceleri İslam dünyasındaki bu çekinceleri görerek o kamerayı aslında bir bakıma onun yerine koymuş oluyor. Yani onun biz bakış açısıyla işte olayları görüyoruz çoğu zaman. Kamera yakın çekimde büyük oranda onun gözünden hikaye onun gözünden anlatılıyor. Sonraki şeyler aslında bu Mecidin filmi bir bakıma ikonoklast bir film. Yani bu şeyi yaklaşık 100 yıllık bir tavrı, saygı tavrını, mahremiyete karşı geliştirilen bir tavrı bir bakıma kırılmış bir film. Yani bir oyuncu temsil yapamaz. Yani bir peygamberi bir oyuncu temsil edemez. Bizdeki gelişmiş tavır sadece Hazreti Peygamber üzerinde değil. Diğer peygamberlerin temsiline yönelik de biz endişe taşıyoruz. Yani bu mesela The Passion of the Christ'in şeyinde de bazı İslam ülkelerinde tepkilerin, işte propagandaların yapıldığını biliyoruz ki Çağrı'ya da yapılmış durumda biliyorsunuz. Yani hem
Londra'daki galasında hem Evet. Chicago'daki galasında ölümler de var biliyorsunuz. Orada hem Yahudilerin hem Müslümanların olayı yanlış anlamasıyla alakalı bir durum. İşte Anthony Quinn oynayacak diyerek biz Müslümanlar temsil edemez diye bir baskı kuruyoruz Akada ve ekibe. Yahudi genç grubu da işte bu 10 emiri oynayan Houston bu Hazreti Peygamber'i oynayacak diye böyle bir propaganda, oynayamaz propagandasıyla salonlara saldırı düzenliyor. Mecidi'nin filmi bu işi biraz yani Şii inancının temelleri üzerine kurduğu için oldukça eleştirildi biliyorsunuz. 2015'ti galiba gösterimi. Ve şöyle bir şey dedi Mecidi. Yani ben üçlemenin birincisini çektim ve bunun devamını çekeceğim. Yani oradaki bazı karakterlerin ön plana çıkarılması Şii inancının bir gereği olarak mesela Hazreti Peygamber'in amcasının işte Müslüman mı değil mi sorusu bizde çok net değil biliyorsunuz. Hanif olarak görüyoruz ama Evet. işte Şii inancında bir o kutsal şey bir aileden geldiği için hem Abdülmuttalib'i hem işte amcasını ve dedesini Müslüman olarak lanse ediyor. Aslında orada bir tahrifat da var işin açığını. Yani kutsal metindeki tahrifat da var. Bir de o şeyin Hazreti Peygamber'in o kutsal varlığına ilişkin bir temsille de karşı karşıya gidiyoruz. Burada belki şöyle bir şey olabilir. Yani Tay filmi var biliyorsunuz. Bir ve ikincisi yine animasyon film olarak ikincisi de yeni sinemalardaydı galiba. Orada bir şey var. Yani aslında bir şahitlik üzerinden, ya olaylara şahit olmuş başka insanlar, başka varlıklar üzerinden bir anlatım dili geliştirmek belki bize epeyce bir yol açar. Çünkü İslamiyet'in sahip olduğu Kur'an-ı Kerim'de geçen kıssaların, işte peygamberlerin hikayeleri, Efendimizin kendi siyeri üzerine bilmediğimiz bir sürü işte anekdotlar, yaşanmış olaylar var, hadisleri karşılaştıkça şaşırıyoruz. Hala bize rehberlik yapıyor. Belki o şeylerin o olaylara şahitlik etmiş bir göz olarak Hazreti Peygamber'i anlatmak, o şeyi mahremiyeti engellememek mümkün ve bu mümkün yani, bu yapılabilir. Yani mesela sizin Dilsiz filminizde de bir hat üzerinden bir gelişen bir hikaye vardı. Hattın kendisi zaten bir simge. Yani arkasını göstermiyor ama kendisi var. Bunu mesela bir karakteri kurgulayıp Efendimiz'i ve onun kutsal varlığını ve etrafındaki de göstermeyerek bir şey geliştirilebilir, bir yöntem geliştirilebilir. O bakımdan o filmi açıkçası çok da ben şeye koymak istemedim. Çalışmaya değindim elbette. Eleştirileri de var. Onları da aldım. Ama bu saydığım gerekçeler üzerinden onu bir şekilde koymam gerekiyordu. Ve çok yani Çağrı filmi de klasik Hollywood yapımı ama çok Hollywood yapımı bir film. Yani Mecidi'nin filmi. Efektleri işte İbrani işte metinlerinde geçen bazı oyların işte katılması gibi işte balıkların biliyorsunuz toprağa çıkması, Efendimiz'i gördükleri zaman çıkması gibi bazı Evet. olaylar da var. O anlamda belki tahrif edilmiş bir hikaye olarak duruyor. Şöyle bir şey de ben de şöyle bir izlenim de bırakmıştı. Yani Mecidi film için söylüyorum. Yani Çağrı ile aralarında şöyle belirgin bir farklılık da var. Biz Çağrı'da daha böyle hani hayatın içinde gerçekten hayatın içerisinde bir insan olarak da varlığını gösteren bir peygamber imajını ya da temsilini daha böyle güçlü bir şekilde hissediyoruz. Yani kendi yani belki bu anlamı bu çerçeveden özdeşleşmek de belki daha kolaylaşıyordu. Evet. Şeyde ise Mecidi'nin filminde ise çok daha böyle mucizelerle böyle inşa edilmiş bir peygamberlik serüvenini görüyoruz. Yani o onun önüne geçiyor çok daha fazla. Yaklaşmak Yani çok zor, böyle evet, doğru. daha evet yaklaşmak zorlaşıyor. Hatta bu benim şöyle tersinden hani Mecidi sinemasına dair düşündüğümde de aslında Mecidi'den pek beklemediğimizde bir yorumlama şekli. Yani filmlerini düşündüğümüzde aslında tam tersine gündelik hayatın
O yani sıradanlığın işte güzelliğine böyle çok Evet. fazla odaklanan bir yapısı var. Sinema dili buna Evet. çok yatkın. Çözümlemeleri hep bu istikamette. Ama Hazreti Peygamber'le ilgili filmde yani sizin tespitinizi ben doğru buluyorum. Yani Şii bir zemine yerleştirme kaygısı Evet. bizim açımızdan da böyle bir tarifatın da önünü açmış oluyor dolayısıyla. Ve peki şöyle ben buradan hemen şunu sormuş olayım. Yani sizce bu kutsal olanın görüntü dünyasında, perdede yansımasında veya yansıtılmasında esas böyle kriterlerden bir yani esas kriterlerden birisi bu mahremiyet dediğimiz mesele mi? Yani siz biraz ona vurgu yaptınız da onun için soruyorum bunu. Ya da bu kısmı biraz açsanız. Yani Efendimizin perdede görünmesi veya görünmemesi ya da temsiliyle alakalı. Yani hani burada bir mahremiyet kelimesine biraz vurgu yapar gibi hissettim sanki. Aslında oradaki mahremiyetten kastım şu, bir saygı duymak gerekiyor. Karşımızdaki hangi peygamber olursa olsun bir Allah'ın bu dünyadaki insanlara tebliğ amacıyla göndermiş olduğu bir varlık, bir insandan bahsediyoruz. Yani bu insana, yani şöyle düşünün, mesela siz sevdiğiniz birebir mukayese olmayacaktır elbette ama sadece duygu vermesi bakımından söylüyorum. Yani sevdiğiniz bir insanın fotoğrafını herkese göstermezsiniz. Yani onun sizde mahrem kalan bazı şeyleri vardır. Buradaki mahremiyet direkt tam oturmuyor bu dediğimde ama onu bir temsili ortaya koyduğunuz zaman ister istemez indirgemeci bir tavra giriyorsunuz. Yani bir aktörün bir kutsal bir varlığı canlandırmaya başlaması demek onu insan tırnak içinde insanlaştı yani beşeri anlamda diyelim hadi insanlaştırmayı gerektiren bir durum. Yani romanlardaki gibi romanlar yani roman yazacaksanız onun bazı kıstasları vardır. Yani karakterler işte sıkılırlar, gezerler, işte başka şeyler yaparlar. O kendi bir şeyi var. Oturduğu bir zemin var. Öyle olmazsa roman olmaz. Sinemanın da klasik anlatının da böyle bir şeyi var. Zemini var malumunuz. Yani bir karakter doğduğu yerden, büyüdüğü yerden işte çıkar. İşte bir mücadelenin içine girer. O mücadelede tırnak içinde kutsal peygamberleri kastetmiyorum ama belli şeyleri sınamalardan geçer, zorluklardan geçer, yalnız kalır vesaire. Sonra tekrar işte kurtarıcı kahraman şeyine ulaşır ve geri döner diyelim. Döngü bu şekilde tamamlanır. Hazreti Peygamberle ilgili bu şey hepimizin zihninde olan bir mahrem bir algıyı, bir imgeyi aslında bir şekilde saygısızlıkla onu delecek ve onu başka bir yere tutturacaktı. Yani Hazreti Hamza'nın Anthony Quinn'le yaşadığı o diyelim ki hani imge ve o ikon şeyini hiç Örtüşmesi. istemesek, evet hiç istemesek bile hepimizin için çok değerli bir varlığı o aynı zemine oturtturacaktı. Mahremiyet derken biraz aslında bunu kastediyorum. Yani bizim içimizde olan sevdiğimiz bir varlığa beslediğimiz şeyi hiçbir şeyini görmesek de hiçbir yüzünü, hiçbir resmini, hiçbir temsilini görmesek de bizim için bir şey, herkesin zihninde bir şey vardır. Onu çalabilir yani sinema. O anlamda biraz tehlikeli bir aygıt. Eyvallah. Evet. Çok yani istifade ettiğim bir sohbet oldu açıkçası. Teşekkür ederim. Benim Hakikaten için çok de. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yani benim aklıma gelen sorular böyleydi. Ya yani sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben hatta şöyle bir sorular var mı diye bir bakmaya da çalışayım o arada. Tabii Sizin eklemek lütfen. istediğiniz bir şeyler var mı? Yani şöyle bir şey denilebilir. Sinema bu kutsalla ilişkisini sürdürecek. Ya yani biz bunu bir temsil üzerinden direkt işte Hazreti İsa, Hazreti Musa, Hazreti Peygamber özelinde zaten görüyoruz ama bu süper kahraman filmlerinde işte kurtarıcı rolünün başta da söylediğimiz kahraman arketipin oluşmasında kutsallığın olduğunu güçlü bir şekilde düşünüyorum ben. Çünkü insanın bu dünyaya geldiği günden itibaren onu belli zorluklardan çıkaran, onu düzlüğe çıkaran
ismini bilmediğimiz peygamberler ve bildiğimiz peygamberler bu kahraman arketibinin, olumlu arketibinin oluşmasında temel etken. Ki mitoloji de buradan çok beslenen bir şey. Mitolojiye baktığımızda yine kutsalla ilişkisi çok, yani saygı, mitolojinin olduğu, mitin üretildiği toplum üzerinde baktığımızda kutsal ilişkisini birebir görebiliyoruz. Onların da kendi bir inanç dünyasında oluşturdukları, işte Gılgamış Destanı gibi diyelim ki bazı şeylerin, kahraman oluşturma metinlerinin diyelim, sürekli arkasında bir kutsal bir varlık olarak Peygamber, Hazreti Peygamber diyelim hepsine genel olarak Peygamber arketipinin bir varlığından bahsedebiliriz. Burada biz istemesek de denemeler olacağını düşünüyorum. Yani Hazreti Peygamber'in kendisi hayatın temsili üzerine ve diğer peygamberlerin temsili üzerine. Burada tavır alırken biraz sadece Hazreti Peygamber'e yönelik yapılmış işlere değil de diğer çalışmalara da bir tavır almak gerekiyor. Onlar bizim de peygamberimiz, bizim de kutsalımız. Mesela Hazreti Hud'un kıssasını o kadar yaygın bir şekilde bilemeyiz. İdris'in kıssasını bilemeyiz. Diğer peygamberlerin, Yunus'un kıssasını bilemeyiz. Hani kahraman arketibi demişken mesela Balina'nın karnı diye bir şey vardır Joseph Campbell'ın son kahramanın sonsuz yolculuğunda değil mi? Balina'nın karnı nedir? Birebir kıssadır aslında. Hazreti Yunus kavmi için çalışmıştır, etmiştir. Onlar inkar edince öfkelenmiştir ve terk etmiştir. Mevla işte kutsal metinde diyor ki yani yapmasa yapma bunu. Onu bir şekilde denize açıldığı zaman batıyor teknesi diyelim ve onu bir balık yutuyor. Yani balık yuttuktan sonra orada bir olgunlaşma süreci var. Bambaşka bir insan oluyor. Yani mesela kırmızı başlıklı kız niye işte şey kurt niye kırmızı başlıklı kızı yutar ve sonrasında bambaşka bir bilinçle çıkar. Yani kurdun ne olduğunu anlar mesela kırmızı başlıklı kız. Yani bunun gibi çok çok örnekler sergilenebilir. Biz çekmesek de bu Hollywood'un bu endüstrisinin bir şekilde buraya ataklarının tırnak içinde devam edeceğini düşünüyorum. Çok yakın bir zamanda 2 sene önce mesela yine Hazreti Fatıma ile ilgili bir film çekildi ve onun gösterimine ilişkin Hollandra'da düzenlenen bir protesto neticesinde salona gösterime girmedi film. Bu kontrol edilebilir bir şeydi. Yani salonu kontrol edebilirsiniz. Ama dijital dünyayı ya da metaverse'ü kontrol etmeniz çok daha zor. Yani burada belki işte yüzyıllık bir tasvir konusunda alınmış bazı kararları görüyoruz Müslüman dünyada. Daha kurumsal, daha güçlü bir şekilde birlikte hareket ederek bu denemeleri engellemenin ya da bize uygun filmlerin çekilmesinin yolunu açmamız lazım. Burada sadece elimizde sadece Akat ve Çağrı filmi var. Hem bütün evrensel düzeyde gösterebileceğimiz film diyebiliriz. Bir şekilde bu peygamberin hayatına şahitlik etmiş insanlar üzerinden hikayenin başka şekilde nasıl ki Matrix bir şey üzerine kurulu, Hazreti İsa'nın yaşam üzerine kurulu bir bir dizi ise başka bir şekilde bir karakter seçip onu ve onun bu dünyaya getirdiği İslam'ı ve İslam'ın savunduğu bazı değerleri anlatmanın yolunu bulmamız lazım. Çağrı ile ilgili ufak bir şey söylemek isterim burada. Mesela 70'lerdeki şeye baktığımız zaman Çağrı'da kadın haklarının çok ön plana çıktığını görüyoruz. Hazreti Sümeyye üzerinden ilk şehidimiz. İşte eşitlik meselesinin çok tartışıldığı bir dönemde Bilal Habeşi gibi bir karakteri filmin merkezine koyan bir yönetmenden bahsediyoruz. Ki Bilal Habeşi köle olarak ilk başta filmin başlangıcında köle olarak görüyoruz. Daha sonra İslam'ı evrensel mesajını Kabe üzerinden ezan okuyarak insanlara yayan bir değer örnekliği olarak şahitlik görebiliyoruz. Başka şeyler de var filmde. Hepsini söylemeye gerek yok. Bu İslam'ın ve diğer peygamberlerin, diğer semavi dinlerin peygamberlerin insanlara getirdiği bu mesajı, bu günümüzde çok da ihtiyaç olduğunu gördüğümüz bazı değerleri
yine anlatmanın bir yolunu bulmamız gerekiyor. Bu bize düşüyor. Yani çağın insanı olarak biz yapmasak belki bir 10 yıl daha devam edecek bir süreçten bahsediyoruz ki siz de sektörün içindesiniz. Her türlü çilesini çekiyorsunuz, ortaya ürün koyuyorsunuz. Güçlü bir şekilde bu dili yeniden kurup herkese seyrettirmenin bir yolunu bulmamız gerekiyor diye düşünüyorum işin açığı. Yani aslında biraz dolaylı anlatımlarla beraber Evet. biraz hani Hazreti Peygamber filmi deyince akla hemen böyle siyer anlatısı geliyor çünkü. Evet. Belki bu siyer anlatısı kalıbının dışına çıkıp Kesinlikle. onun farklı görünümlerinin olabileceğine dönük fikir yürütmek gerekir diyorsunuz gibi anlıyorum. Evet, mesela bu Valid Kanfar'ın İlkbahar diye bir kitabı var, görmüşsünüzdür. Orada Hazreti Peygamber'in hayatını bir stratejik verdiği kararlar üzerinden bir okuma yapmış bir kitap bu. Yani işte İslam'ını yayarken hangi stratejik kararları verdi? Yani siyere biraz böyle farklı şekilde yaklaşarak bambaşka bir şey portre çıkarabiliriz. Bambaşka bir kurgu yapabiliriz. Sadece bize ibadetleri öğreten bir karakter, bir kahramandan ziyade hayatı ki karşılaşacağımız durumlara karşı çok iyi örnekler sergilemiş bir kahraman, bir karakterden, bir temsilden yola çıkabiliriz diye düşünüyorum. Eyvallah. Evet. Bir seyirci sorusu var. Ben onu size aktarayım. Biraz kısmen değindiniz ama belki eklemek istediğiniz bir şey olursa diye. Gülçin Hanım sormuş. Sadece Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed'in olduğu filmleri mi ele aldınız? Demiş. Kitaba dair soruyor. Yani burada diğer peygamberlerin konu olduğu filmlerde dikkatinizi çekti mi ya da bunlarda farklı bir şeyler gördünüz mü gibi de ben eklemiş olayım soruya. Ya başta da söylediğim bir sınırlama yapmam gerekiyordu. Semavi dinlerin temsilcilerin aslında soru biraz da öyle. Yani genel soru o diyebiliriz. Yani üç peygamberin semavi peygamberin sinemada temsili ve tasavvuru nasıl oldu? Meşruiyet bağlamında bu nasıl bir işte kendine yol açtı? Ana şeyi bu pratikler üzerinden gitmek gerekti. Tabii ki başka karakterleri işte başka peygamberlerin filmlerine bakmak da mümkün. İşte Buda'yı da peygamber olarak kabul edersek onun işte Kundun gibi Scorsese'nin yaptığı film gibi ya da Tibet'te 7 yıl gibi filmlere de bakmak onları da bir şekilde koymak gerekiyordu. Ama benim odak noktam semavi dinlerin peygamberleri olduğu için bunlara dair en iyi yapımları seçtim diyebilirim kendimce. Eyvallah. Yani çok verimli bir sohbet oldu Teşekkür diye ederim. düşünüyorum. Ramazan'ın neşesine, bereketine uygun bir konuşma oldu. Hakikaten çok saf ve duru bir şekilde de anlattınız. Bu yönden de Teşekkür ederim. canlılığınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Umarım yani kitabınız gerekli, yeterli işte hem okuyucusunu bulur hem de karşılık bulur. İnşallah. Tabii akademik dünyada belki bunun bir tartışmasının dönmesi gerekiyor ayrıca. Yani böyle bir çalışmayı ortaya koyduğunuz için teşekkür ederiz. Ben Kabul teşekkür edip ederim. programımıza çıktığınız için de ayrıca teşekkür ederiz.